Allah Celle Celaluhu'nun kendini övmesinin nedeni, biz kullara Allah'ı nasıl öveceğimizi öğretmek içindir. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'a dua ederken buyuruyor ki, لَا نُحْسِي ثَنَاءً عَلَيْكَ. Biz seni hakkıyla övemeyiz. اَنْتَ كَمَا أَسْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكِ. Ancak sen kendini hakkıyla översin. Biz Allah'ı hakkıyla övebilmemiz için Allah'ı hakkıyla tanıyor olmamız lazım. Allah'ın isimlerini, Allah'ın sıfatlarını, Allah'ın yarattıklarını, Allah'ın nimetlerini kuşatıyor olmamız lazım. Böyle bir şey mümkün müdür? Böyle bir şey mümkün değildir. Ya biz henüz kendimizi idrak etmiş değiliz. Biz Allah'ın ayetlerinden bir ayetiz. Her insan Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. İnsan daha kendini hakkıyla anlamamış, daha kendini hakkıyla idrak edememiştir. Nerede Allah'ı ve Allah'ın bütün yarattıklarını idrak edecek? İnsan Allah'ı övemez. İşte bunun için Allah Celle Celaluhu insana Allah'ı nasıl öveceğini öğretiyor ki insan Allah'ı Allah'ın övdüğü kelimelerle övsün. İnsan Allah'ı Allah'ın kendisini tazim etmiş olduğu kelimelerle tazim etsin. Diyeceksiniz ki hocam bu önemli mi? Yani mesela ben kendim şurada otursam ve Allah'ı övsem olur mu? Olmaz. Çünkü kardeşlerim Allah'a iman gayba imandır. Gaybta ise akıl geçersizdir. Yani mesela siz bana deseniz ki hocam şu bardakla ilgili biraz konuşur musun? Ben size bu bardakla ilgili konuşurum. Neye dayanarak konuşurum? Gözlemlerime dayanarak konuşurum. Çünkü bardak şehadet aleminin konusudur. Yani gözle gördüğümüz, elle tuttuğumuz, kulakla duyduğumuz şehadet aleminin konusudur. Bakarım, kıyas yaparım, cama dair bilgilerimi kullanırım. Bugüne kadar kullanmış olduğum bardaklara dair bilgimi kullanırım. Bardakla ilgili size bir açıklama yaparım. Ama siz bana deseniz ki hocam bize meleklerle ilgili konuşur musun? Kur'an'da ve sünnette meleklerle ilgili anlatılanın dışında tek bir kelime dahi söyleyemem. Neden? Çünkü meleklere iman gaybın konusudur. Gayb ise akılla bilinmez. Akıl terazisi şehadet alemini tartsın diye insana verilmiştir. Siz akıl terazisiyle gayb alemini tartmaya çalıştığınız zaman kendi dininize zarar vermiş olursunuz. Yani şöyle düşünün, kuyumcunun terazisi de terazidir. Kantarda tırları tartan terazi de terazidir. Markette görmüş olduğunuz terazi de terazidir. Şimdi biz kuyumcu terazisine tır tartabilir miyiz? Kuyumcu terazisiyle tartamayız. Veya götürüp kantarın üzerine bir gram altın koyduğumuz zaman kantarla bir gram altını tartabilir miyiz? Evet tartarız ama bize deli derler. Hakeza Allah Celle Celaluhu bir şehadet alemi yaratmıştır, bir de gayb alemi yaratmıştır. Biz şehadet alemini aklımızla anlarız, kıyas yaparız, akıl yürütürüz, karşılaştırırız. Ama gayb alemine geldiği zaman Allah ne söylemişse onu söyler. Allah'ın durduğu yerde de dururuz. Allah'ı överken de böyledir. Allah'ı tenzih ederken de böyledir. İnsan Allah'ı Allah'ın kelimeleriyle övmezse ortaya ne tür garabetler çıkıyor? Mesela adam oturuyor. Allah zamandan münezzehtir. Maşallah. Allah mekandan da münezzehtir. Maşallah. Allah ne göktedir ne yerdedir. Öyle mi? Allah bütün cihetlerden münezzehtir. Kim sana bunları söyledi? Kim sana Allah'ın zamandan münezzeh olduğunu söyledi? Kim sana Allah'ın mekandan münezzeh olduğunu söyledi? Kim sana Allah'ın cihetten münezzeh olduğunu söyledi? Kim sana Allah ne yerdedir ne göktedir dedi? Kim sana bunları söyledi? Asker arkadaşından mı bahsediyorsun? Allah ne yerdedir, ne göktedir, ne cevherdir, ne arazdır? Allah ne şudur, ne budur? Edep yahu, edep, edep. Allah'tan konuşuyorsun. Allah'tan söz ediyorsun. O Allah ki yerde ve gökte bir karış yer kalmayacak kadar bütün melekler onun azametinden secdededir. Onu tazim etmektedir. O Allah ki yerler ve gökler hamdiyle onu tesbih etmektedir. E ne yani hocam? Allah zamandan münezzeh değildir. O zaman Allah zamanla kayıtlı mıdır? Hayır, bu sapıklığı da yapmayacaksın. Ne Allah zamanla kayıtlıdır diyeceksin, ne Allah zamandan münezzehtir diyeceksin. Ne Allah mekanla kayıtlıdır diyeceksin, ne Allah mekandan münezzehtir diyeceksin. Susacaksın, susacaksın. Allah sana neyi bildirmişse onu söyleyeceksin. Allah nerede durmuşsa sen de orada duracaksın. Neden? Çünkü sen Allah'ı kendi kafana göre övemezsin. Sen Allah'ı kendi duygularına göre tenzih edemezsin. Allah kendisini bize kitabında ve Resulünün diliyle tanıtmıştır. Bize düşen Allah ne söylemişse onu söylemek, Allah Celle Celaluhu nerede durmuşsa orada durmaktır. Överken de bu böyledir, Allah'ı tenzih ederken de bu böyledir. Aksi halde her önüne gelen Allah'ı öveceğim diye veya Allah Celle Celaluhu'yu tenzih edeceğim diye bir şeyler söylüyor. Ortaya Allah'ın kendisini tanıttığından daha farklı, daha başka bir Allah tasavvuru çıkmış oluyor. Onun için biz Allah'ın bize en büyük lütuflarından, en büyük nimetlerinden bir tanesi
Allah'ı nasıl öveceğimizi Allah Celle Celaluhu'nun bize öğretmiş olmasıdır. Allah'ı övmek istediğiniz zaman Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği, onların ve atalarının uydurduğu, hakkında hiçbir delil olmayan lafızlarla Allah'ı övmeyin de Allah'ı tenzih de etmeyin. Buyurun oturun, Rabbinizi övmek mi istiyorsunuz? Deyin ki mülkü elinde bulunduran, her şeye gücü yeten Allah ne kadar mübarektir, ne kadar yücedir. O Allah ki hayatı ve ölümü yaratmıştır. Başka surelere gidin. Elhamdülillah, ha o Allah'a hamdolsun ki çocuk edinmemiştir, ortak edinmemiştir. O yaratırken kendisine yardımcı olsun diye bir veli edinmemiştir. Allah'ı yine Allah'ın kendisini övmüş olduğu kelimelerle övün. Bu birinci hikmettir, birinci gayedir. Yani Allah biz insanoğluna onu nasıl öveceğimizi bize öğretmek için Allah Azze ve Celle bu övgü ayetlerini indirmiştir. İkincisi kardeşlerim, insan Allah'a hakkıyla kulluk yapabilmesi için Allah'ı hakkıyla tazim etmesi gerekir. İnsanın Allah'a hakkıyla kulluk yapabilmesi için Allah'ı hakkıyla tazim etmesi gerekir. Şimdi Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de müşriklerden bahsederken bunlar niye müşrik oldular? Niye Allah'a Celle Celaluhu Allah'ın layık olduğu şekilde kulluk etmediler? Bunun sebebini açıklıyor. Diyor ki وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Onlar Allah'ı gerektiği şekilde tazim etmediler. Onlar Allah'ı gerektiği şekilde yüceltmediler. Demek ki bir insan Allah'ı hakkıyla övmüyor, hakkıyla tazim etmiyorsa ortaya şirk çıkıyor, ilhat çıkıyor, zulüm çıkıyor, fasıklık çıkıyor, küfür çıkıyor ila ahirihi. Peki ne yapacağız? Allah'ı Celle Celaluhu sürekli öveceğiz. Allah'ı Celle Celaluhu sürekli tazim edeceğiz. Allah'ı Celle Celaluhu sürekli yücelteceğiz. Allah'ın da Kur'an-ı Kerim'de yaptığı gibi. Çünkü Allah'ın övgüye ihtiyacı yok. Fakat bizim Allah'ı övmeye ihtiyacımız var. Dilimiz Allah'ı övecek ki kalbimiz Allah'a Celle Celaluhu tabi olsun. Dilimiz Allah'ı yüceltecek ki organlarımız Allah'ın emirlerine ve nehilerine boyun eğmiş olsun. Onun için benim size bir tavsiyem var kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'i okurken kendinize bir defter edin. Veya bugün artık dijital aletleri kullanıyorsunuz birçoğunuz. Biz eskiler hala defter kalem kullanıyoruz. Allah'ın kendini övmüş olduğu ayetleri kaydedin. Allah kendini nasıl övmüşse, Kur'an-ı Kerim'de emredildiği gibi ayaktayken, otururken, yan yatarken sürekli bir şekilde Rabbinizi tazim edin. Sürekli bir şekilde Rabbinizi yüceltin. Bakın göreceksiniz, o zaman Allah'ın emirlerine boyun eğmek daha kolaylaşacak. Allah'ın nehilerinden sakınmak daha kolay hale gelecek. Çünkü kalp Allah'ın azametiyle dolduğu zaman organlar Allah'ın emirlerine boyun eğebilir. Ama kalpte Allah'ın azameti, yüceliği, büyüklüğü yoksa, ki bunun yolu Allah'ı övmektir, organların Allah'a boyun eğmesi mümkün değildir. Üçüncüsü ise Allah niye kendisini övüyor kardeşlerim? Şimdi insanoğlu zayıf bir varlık. Bu zayıflığının da farkında olan bir varlık. Yani Allah Celle Celaluhu insanı anlatırken وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيفًا. İnsan zayıf yaratıldı buyuruyor Allah Azze ve Celle. Zayıf olduğumuz için, o zayıflıktan da kurtulmak için, zayıf olmak istemiyoruz, sürekli bir şekilde bir şeyleri övüyoruz aslında. Bu psikolojiktir. İnsan kendi zayıflığını cebretmek için sürekli bir şeyleri över, sürekli bir şeyleri yüceltir. Mesela örnek veriyorum. Şöyle bir çevrenize bakın bakalım. Ya arabalarımızı övüyoruz, ya evlerimizi övüyoruz, ya çocuklarımızı övüyoruz, ya kazançlarımızı övüyoruz, ya tabi olduğumuz cemaatleri övüyoruz, ya arkadaşlıklarımızı övüyoruz, ya akrabalık bağlarımızı övüyoruz. Ama sürekli bir övünme halindeyiz. Yani Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle sürekli bir tefahur halindeyiz. Herkes kendisinde olduğu ve kendisine fazilet kattığına inandığı şeylerle övünüyor. İnsanlara da sürekli bir şekilde bunun reklamını yapıyor. Niçin bunu yapıyoruz? Çünkü zayıfız. İçimizden bir ses sürekli bize hatırlatıyor bu fıtratımız. Sen zayıfsın. Sen zayıfsın. Sen zayıfsın. Biz de o zayıflığımızı unutabilmek için sürekli kendimizi büyütüyoruz. Kendimizi veya çevremizde bulunan şeyleri sürekli bir şekilde büyütüyoruz. İşte Allah Azze ve Celle bize diyor ki evet ey insan, sen zayıfsın. Fakat bu zayıflıktan kurtulmanın yolu sürekli kendini veya seninle beraber olan şeyleri, Allah'ın sana verdiği nimetleri övmen, yüceltmen, bunlarla tefakkur etmen değildir. Bunun yolu Allah'ı övmendir. Eğer insanlığının, beşeriyetinin zayıflığından kurtulmak istiyorsan, bunun endişesinden, bunun kaygısından uzak kalmak istiyorsan,
alemlerin Rabbi olan Allah'ı, Allah'ı öv. Onun için Kur'an-ı Kerim'de sürekli bir şekilde Allah Celle Celaluhu kendisini övüyor ve bize de kendisini nasıl övmemiz gerektiğini öğretiyor. Aksi halde kardeşlerim, eğer Allah'ı övmeyi öğrenmezsek birbirimizi övmeye devam edeceğiz. Eğer Allah'ı övmeyi öğrenmezsek çoluğumuzla, çocuğumuzla, paramızla, evimizle, arabamızla övünmeye devam edeceğiz. Ve bunlar hepsi kıyamet gününde bizim aleyhimize şahit olarak bizim karşımıza gelecek. Çünkü bu övünmeler Allah'ın hoşnut olmadığı övünmelerdir. Ve Allah'ın hoşnut olmadığı her şey kıyamet günü bizim karşımıza dikilecektir. Ama Allah'ı överseniz, ister içinizden olsun, ister dışınızdan olsun fark etmez. Kıyamet gününde sizin yüzünüzü aydın kılacak olan, Allah'ın rahmetini, şefkatini, ilgisini size getirecek olan Allah Azze ve Celle'nin övülmesidir. Mesela diyelim, bunu da bir öneri olarak kabul edin. Bir ortamda oturdunuz, baktınız ki biri birini övüyor. En başta ben kendimi söylüyorum. Baktınız ki biri kendi hocasını övüyor. Hemen onu durdurun, sen bir sus deyin. Geçen hoca derste dedi ki, böyle bir şey gördüğünüz zaman onu susturun, Allah'ı övmeye başlayın. Allah yücedir, Allah mübarektir. Mülk Allah'ın elindedir. Yerleri ve gökleri yaratan Allah'tır. Güneşi, ayı, yıldızları var eden O'dur. Yarattıktan sonra onları emrine musahhar kılan Allah'tır. Gökten kitap indiren, bu kitapla kullarına yol gösteren, peygamberler gönderen, o peygamberleri alemlere rahmet kılan Allah'tır. İnsanı yaratan, yarattıktan sonra her aşamasında insana rızkını veren, hiçbir varlığın rızkı bir diğerine engel olmayan Allah'tır. Bütün sesleri işiten, bütün seslere icabet eden, her insanın ihtiyacını tam da ona uygun olacak şekilde karşılayan Allah'tır. Bakın kalplerinizde nasıl bir iman neşvesi bulundu. Bir dakika bile olmadı Allah'ı övme. Doğru mu? Bir dakika bile olmadı. Bak uyuyanlar bile şöyle oturuşlarını düzelttiler hemen. Bir dakika bile olmadı. İşte benim sizi davet etmiş olduğum şey, bunu hayatınızın tamamına hakim kılın. Baktınız biri arabasını mı övüyor? Sen bir dur bakalım deyin kardeşim. Sen bir dur ya. İşte telefon almış adam, abi bu telefon var ya falan, çeviriyor, çeviriyor. Bırak sen onu ya. Ne yapacaksın o telefonu? Bak şu kainatı yaratan, kainatı yaratan bir Allah var. Üzerimizde bu kadar nimeti bulunan bir Allah var. Allah'ı Celle Celaluhu övün. Biz dillerimizle Allah'ı övmeyi, meclislerimizde Allah'ı övmeyi tam da Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi öğrenirsek, bunu yaygınlaştırırsak, o zaman Allah'ın hayırları da bizim üzerimize inecektir. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın.